Emniyetteki depremle devam edeceğiz. Poliste deprem haberleri biliyorsunuz biraz soğumuştu ama yeniden ısındı. Çok sayıda polisin görev yerleri değiştirildi. Listede 17 Aralık operasyonundan sonra ataması yapılan polisler de var. Sakin. 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla başlayan emniyetteki tasfiyelere yenileri eklendi. 17 Aralık sonrası Ankara'da emniyet müdür yardımcısı görevine getirilen 3 müdür yeniden görevden alındı. Başta kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir gecede 500 kişinin yeri değiştirildi. Atama depremiyle müdür seviyesindeki 12 polis görevden alındı. Daha önce 14 daire başkanı değişmişti. En kritik daire kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığıydı, başkanı değişti. Ama bununla da sınırlı kalmadı. Alt birimlerdeki 6 şube müdürü de görevden alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ise il emniyet müdürüyle alt birimlerdeki şube müdürleri değişti. Yine yapılan değişiklikle 6 il emniyet müdür yardımcısı görevden alınarak Elmadağ Polis Okulu ve pasif görevlere getirildi. Yerlerine gelecek yeni isimlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Tasfiyeler Ankara ile sınırlı değil. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde de bazı şube müdürlerinin görev yeri değiştirildi. 5 yıldır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Aziz Batmaz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü olarak atandı. Batmaz'dan boşalan koltuğa ise Bölge Trafik Şube Müdürü olan Meriç Demirel getirildi. Öte yandan polis ve sivil memurlar nerede görevlendirildiklerini öğrenmek isteyince bilgisayarlar aşırı yüklenme nedeniyle bir süre kilitlendi. Daha önce cemaate yakın isimleri burada ağırlamıştık. Onlar görevden alınanlar cemaatçi diye suçlanıyor ama yerine gelenler benzer suçlamalarla karşılaşabilirler demişlerdi. Adeta bunun ipucunu verir gibi. Nitekim operasyondan sonra yerine oturanlar daha koltukları da ısınamadan tekrar görevden alındılar. Bu da emniyet içindeki çatışmanın alabildiğine hızlı devam ettiğini gösteriyor bize.